Yıllarca büyük şehirlerde çalıştılar. En büyük hayalleri bir gün Ege'ye yerleşmekti. Bu hayallerini de emekli olunca gerçeğe dönüştürdüler. Yaşları 50 ile 60 arasında değişen kadınlar şimdi yılların yorgunluğunu Urla'da sanatla uğraşarak atıyor. Üstelik bu el emeği ürünlerini kurdukları pazarda müşterilerin beğenisine sunuyorlar. Kanal 7 Haber'den Derya Efe ve Ali Ekber Karaçam Urla'ya gitti. Kadınların büyük şehirlerde Ege'ye uzanan hikayesini dinledi. Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden. Bir hazin maceradır, onu aldılar elden. Şarkıların yükseldiği, kadınların gülen yüzlerle etrafa enerji saçtığı bu yer Urla'daki üretici pazarı. Emekli olur olmaz İzmir Urla'ya yerleştik. Çok mutluyuz. Bir kısmı şehir hayatından kaçtı, bir kısmı da emekli olduktan sonra Urla'ya yerleşti. Ama evde oturmak onlara göre değildi. Onlar da evde üretmiş oldukları el emeği göz nuru ürünleri kadın üretici pazarına getirip satmaya başladı. Cennet yani buralar. 64 yaşındaki Meryem Aydın Rizeli, 33 sene önce Karadeniz'den gelip Urla'ya yerleşti. Artık onun en büyük tutkusu çay toplamak değil, takı tasarımı. Çay toplamak mı daha güzel yoksa böyle sanatla uğraşmak mı? O zamanki yaşımda o güzeldi. Şimdi onu yapamam, bu güzel. Oturduğum yerden paramı kazanıyorum, çok şükür. Üretici pazarı cumartesi ve pazar günleri Urla iskelesinde kuruluyor. Kadınlar bir hafta boyunca eserlerini sergileyeceği anı bekliyor. Buraya gelmeyi hasretle bekliyorum. Bu başımdaki şapkayı da, tezgahın üzerindekileri de Dilek Yalçın üretti. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Ellerinize teşekkür sağlık. Ederim. Sağ ol hayatım, teşekkür ederim. Doktora gideceğime buraya geliyorum. Bir terapi gibi aynı zamanda. Tabii, tamamen terapi. Dilek Yalçın sadece şapka üretmiyor. Tığla ördüğü yelekler de büyük ilgi görüyor. Mesela böyle bir yeleği yapmak ne kadar zamanınızı alıyor? Normal 15 gün. Ankara'dan Urla'ya yerleşen Sibel Dinler Kırıtoğlu, zeytin ağacından ve reçineden takılar, dekoratif eşyalar üretiyor. Kolyelerin fiyatları 5 ila 25 lira arasında değişiyor. Bu işteki en büyük destekçiniz kim? Eşim tabii ki. Hocam kocam. İnci Karakaş emekli bankacı. Yılların verdiği yorgunluğu camı sanata dönüştürerek atıyor. Emek veriyorum, hevesle yapıyorum. Ne kadar becerikliler değil mi? Süper, süper. Ellerine sağlık. Saliha Akkuş uzun yıllar İstanbul'da yaşadı. 3 yıl önce ise Urla'ya yerleşti. Annesinden öğrendiği reçel yapımını burada işe dönüştürdü ve şu anda kadın üretici pazarında yapmış olduğu birbirinden güzel reçelleri buradaki müşterilerin beğenisine sunuyor. Saliha Akkuş'un reçelleri diğerlerinden farklı. Çünkü o farklı meyveleri bir araya getirip değişik lezzetler ortaya çıkarıyor. Ceviz zincir reçelim çok da seviliyor mesela. İlerleyen yaşlarına rağmen çalışmak dinç tutuyor kadınları. Onları en çok mutlu edense büyük emeklerle hazırladıkları ürünlerin beğenilmesi. İçlerindeki güzellik yaptıkları işe yansımış. Burada olmaktan çok mutluyum. Şapka mı aldınız? Evet, şapka aldım. Atkısıyla beraber. Çok mutlu. Çok güzel. İnsan baktıkça hayran kalıyor değil mi? Evet, sanatlarını çıkarıyorlar. Gerçekten sanatlarını görüyoruz. Rengarenk, cıvıl cıvıl. İnan ki cıvıl cıvıl. Çok tatlı, çok şirin her şey. Ne güzel, hep böyle olsun inşallah. Eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa bir an bir diyar oldu.